Türkiye'nin başı sağ olsun. Bu nedir Cemal Bey? Bu nedir? Yani bu vallahi nedir? Özlem, bu nedirden ziyade şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Yaralılarıma şifa diliyorum. Ama merak ettiğim bir şey var. Bu nasıl bir terör saldırısı ki şu an bütün kanallar canlı olarak kurumun kameralarından bu çatışmaların görüntülerini veriyor. Bende de var. Hepimize geldi bu görüntüler. Hepimize i̇şte gönderiyorlar. Diyorum ki yılların gazetecisisin. Bu nasıl oluyor arkadaş? İçeride çatışma devam ediyor. Birileri görüntü paylaşmakla meşgul. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz? Bu nasıl bir tezgah? Nasıl bir oyuna geldik ya? Çatışma devam ederken görüntülerin yayınlandığı dünyanın neresinde görülmüş ya? Ve anında görüntüler yayınlanıyor. Özlem, buraya bir dikkat çekmek istiyorum. Anında görüntüler yayınlanıyor. Teröristler içeri giriyor, çatışıyor, kurumun içine giriyorlar, kapıda çatışıyorlar. Bu görüntüler yayınlanıyor. İnşallah bunun altından kötü kokular gelmez. İnşallah gelmez. Ne demek istiyorsun? Sayın Engin Yurt, açık konuşalım. Ne demek istiyorsunuz? Şimdi benim de dikkatimi çekti. Saldırının olduğu andan itibaren normal koşullarda aslında çok zor ulaştığımız bilgi kaynakları biz daha ulaşmadan şakır şakır içerideki çatışma görüntülerini, bende birçok video var aslına bakarsanız, fakat bunları ekrana vermek istemiyorum çünkü gerçekten roket atarlı çatışma süreçleri var. Küfürleşmeler duyuyoruz. TUSAŞ tesisleri içerisindeki o kampüste karşılıklı koşuşturmalar var. Yani bildiğin mermi sesleri, silah sesleri duyuyoruz. Yere düşenler var. Yani bunları ekrana vermem imkansız ama i̇şte bu görüntüler... Ben de İçişleri Bakanı'na aynı şeyi soruyorum. En ufak bir olayda yayın yasağı getiren İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, ne oluyoruz ya? Film gibi çatışma izliyoruz Özlem. Film gibi çatışma izliyoruz. Terörist saldırısı izliyoruz. Ben 60 yaşına geldim. 12 Eylül öncesinde terörle mücadele, her şeyi gördüm. 4 yıl hapis yattım. 12 Eylül sonrasında 99 yılında milletvekili oldum. Terörün en yoğun olduğu dönemlerde MHP il başkanlığı yaptım. Böyle bir canlı yayın görmedim ben ya. İki şehidimiz var, yaralılarımız var ama birileri sürekli görüntü gönderiyor. Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunuyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıda bulunuyorum. Bu görüntüleri kim gönderiyor? Niye gönderiyor? Buradan maksat nedir? Bunun topluma katkısı nedir? Şu an herkes, beni eşim aradı az önce. Kızım aradı, oğlum aradı. Neredesin diye soruyorlar. Panik demişler. TUSAŞ'taki saldırı bütün Türkiye'yi panikletti. Birileri terörist başı, terör bitti desin derken daha üzerinden 24 saat geçmeden bir terör saldırısıyla karşı karşıyayız. Hakikaten ne oluyoruz ya? Bunu sormalıyız Özlem, ne oluyoruz? Ben bundan sonra İçişleri Bakanı'na her dakika soracağım. Şimdi mecliste konuşma alacağım. Gireceğim içeriye, fırsat bulacağım. Yine oradan kürsüden de haykıracağım. Ne oluyoruz? Böyle bir çatışmaya engel getirmek gerekirken, habere erişim engeli gerekirken, bu çatışmaların yayınlanıp da panikletilmemesi gerekirken toplumun, adeta teröristlerin propagandası yapılıyor şu anda. Terörün propagandası yapılıyor Özlem. Resmen bütün kanallar şu an TUSAŞ'ın içindeki hadiseleri canlı yayın gibi anlatıyor. Şu an karşımda Sözcü TV var hemen ekranda. İçerideki insanların halini, senin söylediğin gibi paniği, masaların altına saklananları, ya ne oluyoruz? Kim yayınlıyor bunu? Dolayısıyla terörü lanetliyoruz, teröristi lanetliyoruz ama bu film tekrar mı oynanmaya, sahneye konulmaya başlandı diye de endişe etmeden geri duramıyoruz. Bir film tekrar mı sahneye konuluyor? Yani birdenbire ülkenin gündemi aniden değiştirildi ve senin de söylediğin gibi Öcalan denen kanlı katile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşma teklifi yapıldı. Konuşma teklifinin hemen arkasından Kandil'deki kanlı katiller video yolladılar. APO bizi temsil edemez,
APO bize silah bırak diyemez dediler. Ve adeta APO'ya da, Bahçeli'ye de, Özgür Özel'e de, Erdoğan'a da meydan okurcasına şimdi bu saldırı gerçekleşti. Ne oluyoruz ya? Yani acaba bu saldırı sizce Kandil'in dün itibariyle yeni bir terör örgütü açılımı başlatmaya çalışan iktidar ittifakı ve ortaklarına bir cevabı gibi mi? Ya da ya, ama ben şunu anlamıyorum. İki şey sormak istiyorum. Siz senelerce kamu görevi yapmış, devletin birçok makamında bulunmuş olan bir siyasetçisiniz, bürokratsınız. Şunu anlamıyorum ben. Şimdi dünden itibaren Devlet Bahçeli'nin şahsında yapıldığı için bu açıklamalar, herkes şunu düşündü. Ya herhalde bir devlet kurgusu var. Bir devlet aklı var, bu işin içinde Milli İstihbarat Teşkilatı var. Herhalde zaten bu adamla İmralı'da görüşüyorlardı, olayı bir noktaya getirmişlerdi. İbrahim Kalın'ın AK Parti MKYK toplantısına katılıp bilgi vermiş olması, Bahçeli ile Erdoğan'ın her ay olağanüstü bir şekilde beraber bir araya gelmesi. Bugün Cem Küçük'ün yazısında var, kimse bilmiyormuş. MHP grubunda zaten farkındaysanız yarı alkış, yarı alkışlama, ama ne yapacağını bilemez bir milletvekili grubu. Sadece Erdoğan, Bahçeli ve birkaç tane kurmay biliyormuş. Belki Hakan Fidan. Eğer bu devlet aklı idiyse o zaman bu terör saldırısı ne? O zaman bu Kandil'in cevabı gibi algılanan bu korkunç vahşet ne? İnsanlar öldü ya, şehitlerimiz var, bunun şakası mı olur ya? Yani yapılmış olan bir kurgu varsa eğer, burada bir siyasi strateji varsa, her bir vatandaşımızın canı, her bir kurulacak siyasi stratejiden daha değerli değil mi? Şu ana kadar Ali Yerlikaya'nın tek bir tweet'i var Sayın Engin Yurt, diyor ki, İşte saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara dikkate alınız diyor. İletişim Başkanlığı'na baktım, aynı şeyi yazmışlar. Ama onun dışında şu anda içeride devam etmekte olan bir çatışmayı ve insanların kan, revan, can pazarı öldü ya, yani şehitlerimiz var. Öldüğü, hayatını kaybettiği bir çatışmayı saniye saniye biz biliyoruz, öğreniyoruz. Ben yani gerçekten anlamıyorum. Eğer dün mecliste yaşadığımız olaylar bir devlet aklı idiyse ve meseleyi vatandaş lehine çözmek konusunda diyelim ki cesur bir çıkışsa, o zaman bu ne? Kim yapıyor? Kesinlikle devlet aklı yok ortada. Böyle bir akılsızlık, devlet aklı olamaz. Kanlı katil APO'yu mecliste konuşturmak teklifi akılla izah edilemez. Ve artı, ben Tayyip Erdoğan'ın etrafındakilerin MİT'in de bundan haberdar olduğunu zannetmiyorum. Çünkü konuşma metnine baktığında Sayın Bahçeli terörist başı terör silahı bıraksın derse gelir DEM grubunda konuşabilir diyor. Yani APO denen kanlı katilden Devlet Bahçeli terörist başı diye bahsediyor ve diyor ki terörist başı bunu yaparsa mecliste konuşabilir. Ya terörist başı dediğin adam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde nasıl konuşabilir ya? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu, kanıyla canıyla kurduğu cumhuriyete terörist başı bir adam, Bahçeli'nin ifadesiyle söylüyorum, nasıl meclise gelip konuşabilir? Bunu hangi akıl kabul edebilir? Ve APO denen kanlı katil silahı bırak dese bile örgüte bir genel affa ihtiyaç var. Genel af için meclisin 3-2 oyuna ihtiyaç var. Böyle bir kanun teklifi var mı? Hazırlandı mı? Yok. Böyle bir çalışma var mı? Yok. Sadece Sayın Bahçeli dün çıktı, dedi ki terörist başı. Ama terörist başı derken arkasından da umut hakkı istiyorsa dedi, bunu yaparsa umut hakkı veririz. Umut hakkı ne demek? Özlem Gürses'e, Cemal Enginyurt'a, Bahçeli'ye, Erdoğan'a dün sorsaydın umut hakkı ne diye, kimse umut hakkının ne olduğunu bilmiyordu. Türkiye'nin gündeminde hiç kimse umut hakkı diye bir şeyden haberdar değildi. Ama bugün herkes umut hakkının 25 yıl hapis yatan ağırlaştırılmış müebbet alanın cezaevindeki uyum ve davranışına göre affedilme hakkı demek Avrupa'da. Bunun aynısının da Türkiye'ye getirileceğini söylüyor Sayın Bahçeli. Var mı bir kanun teklifi? Yok. Herhangi bir anayasa değişikliği teklifi var mı? Yok. Genel af teklifiniz var mı? Yok.
terörist başı, kanlı katil APO'yu meclise getirip konuşturmayı düşünüyorsunuz. Ama halk tarafından seçilen milletvekili Can Atalay'a terörist diyor, milletvekilliği hakkını vermiyor, meclise getirmiyorsunuz. Şimdi burada devlet aklı nasıl var diyebiliriz. Bir taraftan terörist başı, kanlı katil APO'ya metiyeler düzüyorsunuz. Öbür taraftan da diyorsunuz ki Edirne değil İmralı ve Dem olacak muhatap diyorsunuz. Edirne kim? Selahattin Demirtaş. Hayırdır? APO ile Selahattin Demirtaş arasında taraf mı tuttunuz? Selahattin Demirtaş'a da terörist diyordunuz. APO'ya da terörist diyordunuz. Selam verenleri terörist ilan ettiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Öcalan'ı hapisten çıkaracak, Kavala'yı Demirtaş'ı hapisten çıkaracak diye her gün hakaret ettiniz. Şimdi geldiniz APO'ya, kanlı katil APO'ya mecliste konuşma hakkı verelim diyorsunuz. Ama Selahattin Demirtaş yatmaya devam etsin. Selahattin Demirtaş baktığında Güneydoğu'da Kürt halkı üzerinde bir anket yap Özlem. APO'dan daha çok seviliyor. APO'dan daha çok sözü dinleniyor. APO'dan daha çok karşılığı var. APO o artık yaşlanmış. O zaman ona niye bir çağrı yaptırmıyorsunuz mesela? Onu niye ona ne işte, ne güzel. Devlet aklı olsa diyorum ben de. Burada bir akıl olsa onu da yapar. Çünkü APO şu anda Kürtler arasında yaşlı bir dede rolünde. Ama Selahattin Demirtaş Mandela gibi görülüyor Kürtler tarafından. Şimdi siz bu aklı kullanmıyorsunuz. Selahattin Demirtaş'tan faydalanmıyorsunuz. İmralı'dakinden faydalanıp Edirne'dekini de adeta sürekli bir mahkumiyetin içine sokuyorsunuz. Edirne'dekini insan yerine koymuyorsunuz. Fikrine itibar etmiyorsunuz ve ismini bile ağzına almıyorsunuz. Burada bir devlet aklı yok. Tekrar söylüyorum. Bir akılsızlık var. Akılsızlık. Yani 5000 şehit vermiş ürkücü hareket. Daha Fırat Çakıroğlu'nu İzmir'de PKK'ların öldürdüğü şehit olan ürkücü hareket. Aybüke öğretmen, Eren Bülbül, bunlar PKK tarafından şehit edilmiş. Başbağlar'da 34 vatandaşımız PKK tarafından, bebekler APO tarafından katledilmiş. Şimdi siz diyeceksiniz ki gelsin bakalım mecliste konuşsun. Hayır kardeşim, hayır. Böyle bir şey olamaz. Bu saldırıyı PKK yaptıysa şimdi Sayın Bahçeli ne diyecek? Ne söyleyecek? Ben çağrı yaptım ama çağrımı dinlemedi mi İmralı'daki? O zaman İmralı'dakini hazır ipi de aldı. Şimdi İyi Partililer ipi de göndermiş Musavat Dervişoğlu. Odasına da asmış, resmini de yayınlamış. O da ne yapmış gördünüz mü? O da şöyle bir şey yapmış Bahçeli. Bunu gördünüz i̇şte mü? İşte onu odasına koymuş. İyi Parti çantasıyla asmış. Ne olacak şimdi bu saldırıyı PKK'lı hainler yaptıysa Devlet Bahçeli ipinen şimdi İmralı'dakini asmaya mı gidecek? Öyle asılması lazım. Uymadı çağrıya. Uymadığı gibi şimdi kaç kişi şehit bilmiyoruz ama vatandaşlarımız şehit. Efendim? Söylemiyorlar. Henüz tam sayıyı açıklamıyorlar. Hayır, sayıyı söylemiyorlar. Şehitlerimiz ve yaralılarımız var. Bunun hesabını kim verecek? Bizde bilgi var mı? Rehineler varmış. Rehineleri de söylemiyorlar. Henüz herhangi bir terör örgütü saldırıyı üstlenmedi. Bununla da ilgili bir açıklama yok. Sizde bizde olduğundan daha fazla bilgi olabilir mi Sayın Vekil? Yani sadece ben iki şehit ve yaralılar olduğunu duydum. Allah mekanlarını cennet etsin. Çatışma devam ediyor diyorlar. İçeride de orada çalışan arkadaşlarımız da var. Onlar da ama göremiyorlar tabii. Hepsi bir şekilde sığınaklara geçmişler. Dolayısıyla kimse bir şeyden haberdar değil. Ama ben şunu diyorum. Bu saldırıyı PKK veya Marksist bir örgüt yaptıysa ki tiplerine baktığınızda öyle gözüküyor. Çünkü DH'li falan olsa tipleri belli olurdu zaten sakallarından. Fotoğrafı biraz ekrana yaklaştırayım. İzleyicilerimiz de görsün. Yayına şimdi gelen izleyicilerimiz durumu farkında olmayabilirler. TUSAŞ'ta yani Türkiye Uzay ve Havacılık Anonim Şirketi Türkiye'nin en değerli kurumlarından biri, stratejik güvenlik ve beka meselesinin önemli adreslerinden biri. Doğru mu Sayın Vekil? Buraya bugün
Gündüz gözüyle roket atarlı bir saldırı yapıldı. Bakın TUSAŞ'ın güvenlik turnikelerinde sırt çantalarıyla ellerinde roket atarlar kadın olmak üzere biri teröristleri görüyorsunuz. Dehşet bir şey. Böyle bir şey nasıl yapılabilir? İçişleri Bakanlığı'nın ve İletişim Başkanlığı'nın verdiği son bilgilere göre, en sıcak bilgilere göre hemen şuradan aktaralım. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın tweetini. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmakta. Allah'tan rahmet yaralarımıza acil şifalar diliyorum demiş. Sayı yok şu ana kadar. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir diyor. Bu arada şu anda hala TUSAŞ tesislerin içinde canlı olarak çatışmanın devam ettiğini, karşılıklı silah atımları olduğunu, insanların yerlerde, sığınaklarda demin Sayın Vekil anlatıyordu, kaçmaya çalıştığını, rehineler olduğunu, teröristlerin elinde. Bunları da hatırlatalım yani. Gerçekten içeriden bütün görüntüler sızıyor. Bütün kanallara ve bütün haber merkezlerine yansıyor. Zaten sosyal medyada görebiliyorsunuz. Tuhaf bir şekilde her şeye yayın yasağı getirilirken Türkiye'nin en değerli kurumuna roket atarlarla saldırı yapan teröristleri reklam eder gibi biz saatlerdir izliyoruz, görüyoruz videolarını. Çok tuhaf. Bu arada özledim, meclis... Bir de bu arada şöyle bir geçmişe gidelim. Hani bir bakanımız vardı eskiden. Herkeste fotoğrafı olan Süleyman Soylu. Evet. Ne demişti? Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz. Bravo. Ayakkabı numaralarına varana kadar biliyoruz demişti. Terörist sayısı 100'ün altına düştü demişti. 2021 yılında. Yıl 2024. Şimdiki Ali Yerlikaya şu ana kadar 1700'ün üzerinde terörist öldürdük diyor. Her açıklamasında. 1700'den fazla terörist öldürülüyor. Ayakkabı numarasına varana kadar biliyorlar. Bak, köylü Mehmet Ağa'nın evini basmadılar. Esenyurt'ta bir kuyumcuyu kurşunlamadılar. Ankara'da, Mamak'ta, Altındağ'da bir bakkalın dükkanına saldırmadılar. Saldırmadılar. Ne yaptılar? Geldiler Türkiye'nin en önemli kurumuna saldırı düzenlediler. En önemli kurumuna. En gözde kurumuna. Yahu ne oluyoruz şimdi? Bu İçişleri Bakanı, geçen dönemin İçişleri Bakanı, şimdinin İçişleri Bakanı buna ne diyecekler, ne söyleyecekler? Bu arada bir arkadaşımız yazıyla geçti. Şimdi yayın yasağı geldi dedi görüntülere. Demek ki biz doğru söylüyormuşuz değil mi Özlem? Bu görüntülere niye yayın yasağı gelmiyor diyerek isyanımız doğruymuş değil mi? Ya düşünün ben, siz vekil olarak tabii ki de isyan edersiniz. Ben gazeteci olarak isyan ettim. Yani böyle şey olur mu? Yani orada insanların can güvenliği yokken, terör saldırısı devam etmekteyken dünyanın neresinde böyle bir yayıncılık var? Yani böyle bir şey gerçekten olmaz ve farkındaysanız ben yayının başından itibaren elimde bütün videolar ve görüntüler olmasına rağmen hiçbirini ekrana getirmedim. Sadece iki kare fotoğraf ve bir de İçişleri Bakanı'nın resmi açıklamasını verdim.